Avukat benim iş yerim bana aydı abi. Abi iş yerim bana aydı. Son gerek yok. İş yerim ben. Bunu yapamazsınız bana abi. Yapmıyorum. Ya anladım. İş yerim ben. Bunu yapamazsınız. Hayır açacağım abi. Açmam gerekiyor. Müdürüm lütfen yani. Açtırmayacağım bir şey mi var? Yazıyı nasıl gösteriyorsun sen ya? Hayır. Benim iş yerim ben. Müdahale edemez. Hocam şu bıçağı alalım. Al arkadaşlar. Yırttın ya. Ya arkadaşlar neyi peşindesiniz siz ya? Abi. Ya bu ülke bizim ülkemiz arkadaşım yani. Dinle. Ya neyi dinleyeceğim abi sen benim iş yerimde bana baskı yapıyorsun ya. İş yerimde özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Abi lütfen bankartı tutar. Verir misin bankartı? Bankartı verir misin ulan ya lütfen ya. Lütfen karışmayın. Abla da ver o zaman. Bırakın oğlum ya. Ya oğlum lütfen karışmayın ya. Allah aşkına şurada bir doğru düz bir şey yapalım diyoruz. Onu da engelliyorsunuz. Bu bankartın kimseye malı bir zararı yok müdürüm. Şöyle bir açar mısınız? Abi lütfen ya. Arkadaşım, şu pankartı açar mısın lütfen? Ya işlerimde bana zulüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Özgürlüğümü engelliyorsunuz. Bu benim işlerimde bana ait bir özgürlük. Ya lütfen şunu, ne var şu yasa korkuyorsunuz ya? Bu yasa korkacak ne var arkadaşlar? Allah aşkına ne var şu yasa korkacak? Yani bu yasa korkacak ne var arkadaşlar? Ne var bu kadar bu yasa korkacak? Al arkadaşım ya. Türkiye'nin gerçeğini burada dile getiriyoruz yani. Her yer açlık, her yer işsizlik diyoruz. Her yer zulüm diyoruz arkadaşlar. Ve zulme de devam ediyorsunuz. Yani bunda korkulacak, çekilecek bir şey yok. Her yer açlık, her yer işsizlik. Her yer korku, her yer adaletsizlik. Her yer sindirilmişlik. Her yer umutsuzluk. Ama her yer korkmuyoruz. Korkmuyoruz arkadaşlar artık. Türkiye'nin geldiği hale bakınız ya lütfen. Ben bugünkü benim kasam, Ecevit'te kasa vurmadanlar. Bugün Türkiye'nin gerçeği bu. Bak kasamda bir iki paramı kazandı. Gördünüz mü? Erdoğan'a fırlatıyorum bunu. Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum, görürsün arkadaşlar. Nedir bu? Kasada bu. Günlük ciron bu, bugünkü ciron. Şu dükkana bak, dükkanı içine uçalım. Malum, malzeme alamıyorum. Arkadaş şunu açacağım. Abi lütfen ya. Hayır. Ya abi lütfen. Lütfen. Bankartım var, bunu lazım abi ya. Lütfen. Ya dükkanımda abi niye müdahale ediyorsun? Tamam abi dükkanımda lütfen. Abi tamam da pankartım açmam gerekiyor ben. Lütfen. Abi. Lütfen. Abi tamam da yani iş yerime bana baskı yapıyor. Olay tekrar böldü. Ya arkadaşlar iş yerime şu pankartımı açın ya. Lütfen arkadaşlar ya. Ya niye korkuyorsun yazdan arkadaşlar? Pankarttan niye korkuyorsun? Abi. Arkadaşlar. Bu baskı ve zulüm altında Türkiye'de insanlar acı çekiyor, işkence çekiyor ve suçsuz yere cezalandırılıyor. Avrupa bizi kıskanıyor diyor. Öyle mi Erdoğan? Avrupa şaşkınlık içinde. Bir ülke nasıl bu kadar kötü yönetilir ve cehenneme çevrilir? Evet, Avrupa, Asya, Orta Doğu, bütün dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Ama doğası, denizi, dağı, güneşi, mevsimini kıskanıyor. Hayretler içinde senin başarısız yönetiminle aç uyuttuğun bebeler, işsiz anne babalar, geleceksiz hayal kuramayan gençleri kim kıskanır? Niye kıskanır? 20 milyon işsiz olan bir ülkede niye kıskanırlar arkadaşlar? Avrupa çözemediği için kıskanıyor. Asgari ücret 4 bin lirayken 1 litre benzin 30 lira olur. Olur mu diyor 30 lira. Emekli maaşı 2500 lirayken dolar nasıl 19 lira olur? 17 lira olur. Bu zalim şartlarda nasıl yaşanılır? Onun şaşkınlığı ve kıskançlığı içinde Avrupa. Ülkede din sorunu yok. Din sorunu yok. Ülkede beka sorunu yok. Ülkede bir tek adam sorunu var. Ve Erdoğan'ın yönetemediği, dibe vurduğu ekonomi sorunu var. Hukuk sorunu var. Eğitim sorunu var. İşsizlik sorunu var. Ve hayal bile kuramayan gençlerin gelecek sorunu var. Sen geldiğinde de her şey vardı. Sen gittiğinde de her şey olacak. Hiç kimse Allah değil. Herkes gelecek ve gidecek. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ülkemizin en son düştüğü nokta bak. Kasa yerde ona fırlatıyorum. Kasamdan çıkan para bu. Evet, mutlaka da göz alı sürüyorum ben buraya. 8 bin lira kiro diyorum ve kasamdan günlük çıkan param şu. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar ekonomiyi çökertmek, batırmak,
Yani reva mı? Ondan sonra biz uçuyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Gitmiyorsun arkadaş. Bir NAS kanunu çıkardın. NAS kanunuyla geldiğimiz hal bu. Efendim ne oldu da böyle oldu? Bir zamanlar Erdoğan doğru yol. Doğru yoldayken yanındaydık, doğrularına sahip çıktık. Ama yanlışlarına sahip çıkmak zorunda değiliz Erdoğan'a. Erdoğan değişti artık, bizi kandırdı. Kandırmış yıllarca. Aynı yolda yürüyorduk. Artık diyorum ki, dur burada Erdoğan. Kral çıplaktır diyorum. Artık kral çıplaktır diyorum. Herkes her şeyi görüyor. Sen kimseye bir şey anlatamazsın. Evet, Erdoğan'ın yanlışlarından dolayı yanından uzaklaştım ve kaldım. Yıllarca ona mücadele verdim, onunla beraber çalıştım. Demokrasi dedi, özgürlük dedi, insan hakları dedi, ekonomi dedi, refah dedi ve beni kandırdı. Beni kandırdı. Benim geldiğim, ülkenin geldiği nokta bu. Arabam var burada. Arabama binip eve gidemiyorum. Ancak hastalanmadan hastaneye, hastaneden hastaneye, hastane için arabaya biniyorum. Arabama binip birim gezemiyorum. Kasbettiğiniz pankartımı verir misiniz? Kasbettiğiniz pankartımı istiyorum. Ya tamam, pankartımı ver sonra metni vereyim ben. Ya müdürüm benim iş yerimde, bak benim iş yerimde. Bana ait bir mekanda benim pankartımı kasbettiniz. Yani devlet gasp yapmaz. Lütfen ben pankartımı istiyorum. Pankartımı verir misin bana hocam? Pankartımı istiyorum arkadaşlar.